الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام، وعلم ديننا برسالة سيد الأنام، وجعل يوم العيد إفطارا لمن صام. كبر الله تكبيرا. Bayram sabahına, namazına, duasına,
ve bayramlaşmaya. Susuzun haliyle hem hal olmak için susadık, bekledik. Milletçe aynı sofranın etrafında her akşam çocuklar gibi sevindirdik, sevindik. Hep birlikte aynı bekleyişin yolcusu olduk. Topluca aynı sevinçleri paylaşıyor olduk. Müslümanlar olarak aynı çaresizliklerin sırdaşı olduk. Müminler topluluğu olarak aynı kederlerin halkası olduk. Bizi ayrı kılan farklarımızı unuttuk. Kalplerimiz ile var olmayı öğrendik. Bir olduk, birlik olduk. Elhamdülillah. İftarı hak ettiğiniz gibi her akşam bugün de bayramı hak ettiniz. Bayramı hak ettik. Bayramın sabahına, namazına, duasına, bayramlaşmaya hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi olsun. Mutluluğumuz dünyanın dört bir yanındaki acılara teselli sunsun. Soframızdan açlar doysun. Elimizden susuzlar hep suya kansın. Darda ve zorda kalanların darlıkları ve zorlukları bu mübarek bayram gününde yok olsun. Kardeşlerim, Sultanahmet Camii'mizi dolduran aziz müminler, bugün Müslümanlar olarak idrak ettiğimiz bayram tüm insanlık adına bir ümit ateşidir. Cennetten dünyaya mağfiret için gelen Hazreti Adem'in, Hazreti Havva'nın duası olmak için hepimiz bu bayram sabahında buradayız. Tuva Vadisi'nde ben bir ateş gördüm diyen, sevinen Hazreti Musa'nın ümidini çoğaltmak için buradayız. Savaşlarla ve acılarla sarsılan yeryüzü, rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin son temsilcileri olan sizler, bizler sıcak bir ümit kıvılcımı bekliyor. Hazreti İsa tebessümünü umuyor sizden bütün insanlık. Hazreti İbrahim'in sevindiğini bekliyor sizden bütün dünya. Bir Yakup sabrı umuyor, bir Yusuf müjdesi istiyor bütün insanlık sizden, bizden ve bütün müminlerden. Kardeşlerim, ayrı coğrafyalardan, ayrı dillerden, ayrı ırklardan, ayrı yaşlardan, ayrı kültürlerden milyonlarca insanın şimdi şu bayram saatinde aynı sevincin etrafında halkalanmasını, tıpkı sizin gibi şu an yan yana oturuyor, aynı kubbeye dönüyor olmasını, merhamet kuraklığı çeken insanlığın merhameti yeniden kuşanması için tutuşturulmuş bir rahmet meşalesi olduğunu unutmayalım. Dünyayı kana bulayan ve ateşe atan nefretin ve ayrımcılığın, insanlığı aç ve yoksul bırakanların ve zulmün pekala yenilemeyeceğini, mağlup olacağının canlı şahitleri olarak yan yana oturuyorsunuz şu anda. Sizin varlığınız canlı kalkandır insanlığı ateşe atan bütün zalimlere. Az önce vücutlarınızı Allah'ın huzurunda kıyama kaldırdığınız gibi kalplerinizi de kıyama kaldırın bu bayram sabahında. Şefkatin timsali olarak yürüyün merhamet yağmurlarının kesildiği bu çoraklıkta. Kalpleriniz isyandır insanlık adına yeryüzünün kirletilmesine. Gözleriniz açık adresi olmalı merhametin. Ellerinizle kardeşliği yeniden inşa etmenin vakti gelmiştir artık. Merhametin, yardımseverliğin güneşi olarak doğun ümitsizliğin üstüne.
ümit olun. Umut doğru tüm masumlara, ezilmişlere, mağdurlara ve tüm insanlara. Kardeşlerim, insanlığın ölmediğine tanıktır buradaki varlığınız. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'nın insanlığa dair ümidinin tükenmediğinin canlı belgesisiniz. Sizin yüzünüzden okunuyor Hazreti Peygamber'in umudu. Sizin gözünüzde aranızda bulunan çocuklarınızın, çocuk dostlarınızın gözünde seyrediliyor ana yüreği kuşanmış bütün peygamberlerin ümidi. Alemin Rabbinin kendine onurlu kul olarak seçtiği şerefli kardeşlerim. Bugün İd-ül Fıtır, fıtrın bayramıdır. Bugün fıtratın bayramıdır. Gelin bu bayram sabahında hepimiz fıtratımıza dönelim. Bugün yüzünüzü yerden kaldırın ve Rabbinizin vecihine bakın. Diyebilir misiniz şimdi? Rabbim, biz merhamete döndük. Biz vurdum duymaz olmadık Rabbim. Bana ne demedin diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır. Bayramınız mübarek olsun. Diyebilir misiniz şimdi? Biz ülkemizi gül gül ihsan edeceğiz. Kan ve kinle sarsılan dünyaya bir ümit adası olacağız. Birbirimizi inançlarımızdan ötürü, düşüncelerimizden ötürü hor görmeyeceğiz. Dünyaya kardeşlik örneği sunacağız. Diyebilir misiniz? Diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır. Bayramınız mübarek olsun. Ey göğsünde şefkat ve merhameti, himmet ve gayreti, ulu çınarlar gibi özenle büyüten, kalplerini başkalarının acıları için yoran aziz kardeşlerim. Diyebilir misiniz şimdi? Aynı sofrada sevindiğimiz gibi, aynı kıblede buluştuğumuz gibi, aynı peygamberle birleştiğimiz gibi, aynı kitaba inandığımız gibi kardeş olacağız. Bizi birbirimize düşürmek isteyenleri utandıracağız. Ayağımıza dolanan tuzakları bozacağız. Diyebilir misiniz? Diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır. Bayramınız mübarek olsun. Şeytana inat, başını secdeye koyan kardeşlerim. Her secdede meleklerin tarafında durduğunu ilan eden kardeşlerim. Diyebilir misiniz şimdi? Biz secdeyi hayatımız eğildik. Şeytanın taraf olduğu her türlü çirkinliğe muhalif olduk. Diyebilir misiniz şimdi? Biz ırkçılığın, her türlü ırkçılığın karşısındayız. İnsanları diline ve rengine bakmadan sevdik, seveceğiz. Kimseye ana dilini çok görmeyeceğiz. Kimseyi ırkından ötürü yüceltmeyeceğiz, aşağılamayacağız. Diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Ey oruç tuttukça şefkat ve merhameti kuşanan, güneşin batışını sevinçle, doğumunu huzurla karşılayan kardeşlerim. Diyebilir misiniz şimdi? Tüm dünyaya insanların hor görünmediği, kadınların ezilmediği, çocukların üzülmediği bir güzel medeniyet örneği sunacağız. Diyebilir misiniz şimdi? Hazreti Süleyman misali gücümüzü ve imkanımızı karıncayı bile incitmeyecek nezaketle kullanacağız. Diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Uzun kışlar ardından baharın rengarenk doğuşuna şahit olan, koyu gecelerin sonunda sabahın gelişiyle umutlanan kardeşlerim. Diyebilir misiniz şimdi, biz muhabbet fedaisiyiz, husumete vaktimiz yok bizim. Diyebilir misiniz şimdi, bize ümitsizlik haram, biz insanlığa barış baharları armağan edeceğiz. Diyebiliyorsanız
kaldırın başınızı yerden. Bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Ey kanadı kırık kuşlara bile yuva yapan, dünyanın her köşesinde ezilenlerin yanında duran, cömertliği ve keremi, ihtimam ve şefkati insanlığın ufkuna taşıyan milletin evladı diyebilir misiniz şimdi? Biz ecdadımıza layık evlat olmak için çalıştık. Komşumuzu incitmedi. Birbirimize kol kanat gerdi. Bizim şehrimiz kavganın şehri değil. Biz farklılıklarımızı hoş gördük, hoş göreceğiz. Siz değil misiniz İnsanlığın en uzun ömürlü barış anasını inşa etmiş ecdadın torunları? Siz değil misiniz inancın her türlüsüne kol kanat gelmiş, herkesin kardeşle yaşadığı muhteşem bir medeniyete mirasçı olmuş bahtiyarlar? Siz değil misiniz İslam'ın kazandırdığı şerefle Afrika'nın her köyünde hürmet gören, Pakistan'ın dağlarında yolu beklenen diyebilir misiniz şimdi? Biz de dedelerimizin torunu olacağız. Yeryüzünde kimsenin burnu kanamasın diye çırpınacağız. Başkalarının kurtuluşu içinde nefes tüketeceğiz diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Suriye'deki ateşi, Bağdat'taki yangını, Mısır'daki acıyı, Gazze'de akan kanı, Haiti'deki çaresizliği, Aceh'deki musibeti, Pakistan'daki gözyaşlarını, Somali'deki açlığı ve susuzluğu, Sudan'da hastaların inleyişlerini ve daha nicelerini dert edinmiş kardeşlerim. Diyebilir misiniz? Diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Ey kalbine peygamber muhabbeti sinmiş, diline ayet ayet müjde müjde değmiş, evinden yetimler doymuş kardeşlerim. Diyebilir misiniz Taif'teki Muhammed Mustafa gibi sizi taşlayanlara bile Allah'ım onlar bilmiyorlar, sen onları affet, bağışla. Diyebilir misiniz şehrin öte yakasından gelen adam gibi, kavminin selametini cennetin eşiğinde bile unutmayan şefkat kahramanı gibi? Keşke kavmin de bilse gerçeği, keşke kavmin de cennetlik olsa diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Diyebilir misiniz şimdi biz oruca tutundur, bencillik kabuğumuzu kırdık, yetime, öksüze, körelmiş gönül gözlerimizi açtı. Fakire, yoksula, aç ve susuza, sağırlaşmış can kulaklarımızı açtı. Hep açık tutacağız. Diyebilir misiniz şimdi? Ben oruç tuttum, aczimi fark ettim, fakrımı yaşadım. Bundan böyle başkaları için şefkat pınarı olacağım. Çoğalma peşinde koşmayacağım. Komşum açken kok yatmayacağım diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorsanız bugün bayramınızdır, bayramınız mübarek olsun. Değerli Müslümanlar, Müslüman olmak insan olmanın hakkını vermektir. Müslüman olmak Rabbinin insandan beklediğini gerçekleştirmek için cehd etmektir, gayret göstermektir. İslam'a teslim olarak cimriliği, kini, nefreti, ayrımcılığı, dışlayıcılığı ayıklıyoruz kendimizden. Kibir kirinden yıkıyoruz yüreklerimizi bugün. Şimdi seslenmek ister misiniz? Tüketim çılgınlığıyla kalbini kuyuya itmiş, ruhunu uçurumlara düşürmüş dünyaya. Rabbimizin insana yakıştırmadığını biz de kendimize yakıştırmıyoruz. Kerimler kerimi Rabbimizin keremini herkesle paylaşıyoruz. Kardeşlerim, bugün bayram. Bayram sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun uçlu
kutusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere taşıyalım. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla doyan duya tanıştıralım. Yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri onaralım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatalım. Bayram yapamayanlara bayram yaptıralım. Yüreklerin en ağır yükü olan küslüklere bugün son verelim. Başta Suriyeli ve Mısırlı kardeşlerimize, insanlık coğrafyasının cümle masumlarına ve mağdurlarına, dağda ve zorda kalan bütün kardeşlerimize dua edelim. Topraklarımıza hicret etmiş kardeşlerimize, topraklarımızda çaresiz kalmış kardeşlerimize ensar ruhunu gösterelim. Onların yanlarında olalım. Bu sabahı bize bayram eden, mekanımızı sevince boyayan, günümüzü rahmetinin ailesi eyleyen Rabbimizin hatırını cümle hatırların üzerinde tutalım. Birbirimizi tutalım. Birbirimize tutunalım. Ölmüş kardeşliği diriltelim yeniden. Yaralanmış huzuru onaralım. Bu gök kubbenin altında insanlığı bayram ümidi olduğumuzu unutmayalım. Düşmanlıkları unutalım. Kin ve kan hesabı güdenlerin hesaplarını boşa çıkaralım. Bayramımız mübarek ola. Kalplerimiz birlik ola. Korkularımızı yenelim. Duanın ve sözün gücüne inanarak ümit var olalım. Geleceğin inşa edilecek dünyası bizim bu umudumuza ve niyazımıza bağlıdır. Hutbemi bazı dualarımızla bitiriyorum. Allah bu dünyada yapıp ettiklerimizden dolayı hesap gününde bizlere mahcubiyet yaşatmasın ve mesuliyetini idrak ederek hesap veren kullarından eylesin. Allah'tan duamız bu bayramı ülkemize ve tüm İslam ümmetine yönelik fitnelerin, belaların defi için kutlu bir kalkan yapsın. Ramazan'da terbiye olmuş nefislerimizi, taşıdığımız bedenlerimizi bayramda dirilttiği gibi ruhlarımızı da diriltsin ve bize güç versin, kuvvet versin. Her türlü kötülüğe karşı dayanma gücü versin. Bizi şeytanın ayartmasına ve ivasına karşı da kendisine sığınarak korusun. Semayı, göklerimizi aydınlattığı gibi ufuklarımızı, şuurlarımızı da aydınlatsın. Maddi ve manevi bütün varlıklarımıza güç katsın. Verdiği nimetleri bereketlendirsin. Nimet olarak bilgi ve hikmetten ve bizleri mahrum etmesin. Verimli ve etkili şekilde bunlarla bizi donatsın. Bu bayrağa affedilmiş olarak girme ümidiyle herkesin ama herkesin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramda umarım ve dilerim ki tüm alemi İslam'da var olan kavgalar, kırgınlıklar, çatışmalar yok olur ve alemlere rahmet, Muhammed Mustafa'nın ümmeti olmanın izzetin hakkını vermek için daha çok çabalayacağımıza karar vermiş olmayı ümit ederek Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfiretinin tüm müminler üzerinde olmasını Mevla'dan niyaz ediyorum. Elâ inne ahsenel kelâm ve ebleğen nizam. Kelâmullâhi melikil azîzil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm. Fe izâ kuriyel Kur'ân festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له günahlarından hakkıyla tevbe eden günahsız